Şimdi geçtiğimiz haftalarda sizin organize ettiğiniz bir sıra gecesi düzenlendi. Biraz da tepki de aldı aslında ama altında da yatan farklı da bir şey vardı. Onu senden dinleyelim. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak düzenlenen sıra gecesinde elde edilen gelirle bir yıl boyunca burs sağlanacak öğrenci sayısının 14'e yükseldiğini belirtti. Şimdi şöyle biz bir sıra gecesi ekibi tanıdığımız arkadaşlar Çorum'a bir düğüne geliyor vesileyle. Çorum'a düğüne gelince de biz de burada bir gece organize ettik bir gün evet. sonrasında. Hı. Ve bunu Leblebi TV genel yayın yönetmeni sevgili kardeşim Erkan'la konuştuk. Dedik ki böyle böyle bir gece yapalım. Orayı da bir bölümünü canlı verelim. Evet. Yani şimdi kısıtlı sayıda işte 150 kişi hatta bize de darılanlar oldu, kızanlar oldu, küsenler oldu. Niye bize söylemedin, niye bilmem ne yapmadın falan diye ama şimdi bu gecenin amacı aslında başta şuydu. Başta yangın bölgesine ne yapabiliriz? Evet. Yani o gecenin toplanan parasıyla yangın bölgesine ne yapalım? Ama yangın bölgesine ulaştığımızda şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani orada hani giden yardımların nasıl dağıtıldığı işte burada da programda da konuştuk. İşte. Yani kime ulaşacağı nasıl olacağı belli olmadığı için o zaman şöyle bir şey karar aldık. Yani bunu da oraya davet ettiğimiz insanlar hiçbiri bilmiyor. Hı hı. Yani bir ben biliyorum bir de Erkan kardeşim biliyor. Kendisi dedim ki böyle böyle bir şey yapacağız. Yangında böyle buna çeviriyoruz falan. Tamam dedi abi sen nasıl diyorsan falan dedi. Ve orada da bunu açıkladık. Evet. Açıklayınca da işte kalan sağ olsun Güler Yüz Restoran'ın sahibi önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi il başkanına da bunu söylemedim. Bunu söyledikten sonra alacağı paranın 2000 lirasından da vazgeçti. Yani tam maliyetine yaptı işi. Dedi ki abi madem böyle bir organizasyon var dedi ki benim de katkım olsun o zaman. Evet. Şimdi orada işte iki öğrenciyi bir yıl boyunca burs verebileceğimiz şekilde nemalandırmaya çalıştık. Yani daha doğrusu oradaki gelirden dolayı. Fakat ondan sonra şöyle bir şey oldu. İnsanlar bizi aradılar. Oraya katılanlar, orada söyleyenler falan. Bu sayı 12'ye çıktı. Halen de arayanlar var. 2'den 12'ye çıktı. Tabii 14 oldu şu anda. Toplanan geliri ilk önce yangın bölgesine göndermek istediklerini ancak daha sonra öğrenci okutmakta karar kıldıklarını söyleyen Atak, önce iki öğrenciyi okutmayı düşünürken bu sayının daha sonra 14'e çıktığını, hedefin bir yıl boyunca 30 öğrenciye burs verebilmek olduğunu söyledi. Yani 14 öğrencimize biz bir yıl boyunca hatta ben dedim ya bizim üzerimizden verdi vermedi diye şey olmasın. Anadolu Eğitim Dernekleri Federasyonu üzerinden onlar da orada da öğreniyor, orada da yöneticiyim, orada da öğrenci okutuyorlar. 11 okutuyorlar. İşte bu sene inşallah 30'a falan. Tabii onların yükseldi. Belirlemesi daha iyi olacak. Tabii yani biliyorlar çünkü. Şimdi tabii yani belirliyor. Mesela işte orada belediye meclis üyemiz Naz Hanım söylemişti. Hı. Bir öğrenci var işte tıp okuyacak diye. Hatta o da kendisi de oradaydı o anda. Kendisine dedim ki yani o öğrenciniz de bu işin dahilinde oldu. Buradan da size söylemiş olalım dedik. Tabii öğrencilerimizin yani Tit Dernekler Federasyonu daha Çorum Tit Dernekler Federasyonu daha araştırmacı olduğu için orada bir ekip var bu şeyle ilgili. Onlara bu işi teslim edeceğiz. Onlar da bu bursu aylık talimatla ödeyecek.